Çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor ama daima işte gazeteleri de bugün bakalım. Her gazetede belki birçok yazar tarafından farklı konular, farklı formüller, Doğru. çözüm önerileri yazılıyor. Haliyle EYT'lilerin de kafası karışıyor. Şimdi doğru bilinen yanlışlar Evet, var. onları Onlara bakalım yazmıştım. isterseniz. Kalkalım Sizin mı? Sabah gazetesindeki bir yazınızda Doğru. söz konusu bu yazılar vardı. Detayları da oradan bakalım hemen. Şimdi senin söylediğin gibi bu konu tabii insanların hassas oldukları bir konu ve bir ekmek meselesi bu. Yani geçim meselesi ama ne olmuş? Zamanla bu siyasete bulaştırılmış, siyaset aracı yapılmış vesaire insanların bu duygularıyla oynanmaya başlanmış Duygu uzun süre. sömürüsü de var. Evet, yapılmış yani siyasetin konusu olmaya başlamış. Halbuki işte 1999 yılında bir yasa çıkartılıyor ki o dönemde o yasa çıkartılmak zorunda kalınmış. Öyle bir noktaya gelmiş ki SSK eski adıyla borca batmış ve kademeli bir yaş şartı getirilmiş. Dolayısıyla ama onun öncesinde işe girmiş olanlar bu yaş şartına takıldıkları için de kendilerine emeklilikte yaşa takılanlar demişler ve emekli olmak istiyorlar. Dolayısıyla bunun çözümü için bir iyi niyetli çalışma başlatıldı. Dolayısıyla senin dediğin gibi herkes bir şey söylüyor. Dolayısıyla bu sosyal medya ve başka mecralarda herkesin kafası karıştırılıyor. O zaman dedik ki ya şöyle bir toplayalım bu hani sürekli doğru bilinen yanlışları. Özellikle platformlar var sosyal medyalar üzerinde. Doğru. Gruplara girdiğimizde farklı farklı senaryolar Aynen. ve bunlar binlerce kişi, milyonlarca kişi tarafından takip edilen Aynen. gruplar. Ve sonunda da Sayın Bakan da bunu ya biz tek modele üzerinde çalışıyoruz demek durumunda kaldı. Çalışmanın bitmesini bekleyelim. Gerçekten zor bir çalışma. Niye? İşte milyonlarla ifade edilen insan var ve herkesin durumu farklı. Yani senin yaşın farklı, benim Evet. yaşım farklı. Sen farklı gün işe başlamışsın, ben farklı gün işe başlamışım. Senin primin farklı, benim primim farklı. Senin aldığın maaş farklı, benim aldığım maaş Kişiden kişiye farklı. de değişiyor. Sen işte SSK'lı olmuşsun, sonra Bağkurlu, sonra memur olmuşsun. Birisi önce Bağkurlu olmuş, sonra memur olmuş vesaire. O kadar çok bir yapı var ki. Şimdi 99 öncesi yasaya dönelim demek de sorunu çözmüyor. Çünkü o yasaya döndüğün zaman da birçok insan aslında bu düzenlemeden de yararlanamıyor. O yüzden şu birinci maddemiz onu anlatıyor aslında. 8 Eylül 99 öncesi sigortalı olan herkes EYT kapsamında emekli olacak demek yanlış. Niye? Şunu hani doğru bilinen Şimdi yanlışlar dedik ya herkes buna aslında bunları doğru olarak kabul buna etmesinler. Hani hesaplanıyor. doğruymuş gibi Bunlar görünüyormuş. yanlış olanlar. Evet. Şimdi doğrusunu söyleyeceğiz. Şimdi 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olan herkes EYT'li. Bir kere onu ayıralım. Yani emeklilikte yaşa takılmış. Çünkü yaş şartı 99'da gelmiş. Tekrar edeyim cümleyi. 8 Eylül 99 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış, uzun vadeli sigorta kollarından prim yatırılmış herkes EYT'li. Ama herkes bu yasanın kapsamında değil. Niye? Çünkü yaş şartını kaldırsanız bile bir prim ve yıl şartı var. Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl bekleme süresi var. Ve getirilen kademeli bir prim şartı var. 5000 ile 5975 arasında bir prim şartı var. Hadi diyelim bunu da kaldırdınız, eski yasaya dönüldü. Orada bile 5000 prim gününü tamamlamış olmak gerekiyor. Dolayısıyla Yani bu ikinci madde de o zaman iddia da yanlış. ortadan Yani kalkıyor. prim hani birçok insanın primi 2000, 3000, 4000 yani 5000'in de altında primi olan insanlar var. Dolayısıyla tekrar edeyim iki maddeyi birden dediğin gibi 8 Eylül 99 öncesi sigortalı olarak çalışmaya başlayan prim yatıran herkes EYT'li ama herkes hadi emekli olacaksın Olamayacak. olamayacak çünkü en azından prim şartı var. Dolayısıyla prime ihtiyaç bulunmuyor sözü de yanlış. Ortadan kalkıyor. Onun doğrusu da prime ihtiyaç var. Üçüncü iddia, yanlışları söyleyelim, doğruyu öyle yapalım. En azından kafalar karışmasın. Doğru. Deniliyor ki staj sigortası EYT'li yapacak Şimdi herkes. mevcut düzenlemeye göre anlatacağım. Staj sigortasıyla işe başlayan arkadaşlarımız var ve çok da sayıları da fazla ve haklı da talepleri var. Diyorlar ki ya bu staj başlangıcı başlangıç sayılsın. Kısa vadeli sigorta kollarından ödenen primlerimizi de biz uzun vadeli sigorta kolları olarak borçlanalım. Hem bir kaynak oluşturalım. Onlar da emeklilik hesabında kullanılsın. Bu bir
talep, ben de haklı da buluyorum bu talebi, destekliyorum. Ama şu anki mevzuata göre staj sigortası size yeterli yapmıyor. Yani staj sigortası, diyelim ki 97'de staj yaptınız ama 2003'te çalışmaya başladınız. Dolayısıyla EYT'li kapsama olmuyorsunuz, kapsama girmiyorsunuz. Ama yasada bir değişiklik yapılırsa, kapsama girer denilirse, o başka bir şey. Ama şu anki mevzuattan bahsediyorum. O yüzden de hani hadi hepimiz EYT'li olduk. Böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden hani doğru bilinen yanlışlardan bir maddede onu yaptım. Yoksa onunla ilgili bir çalışma yapılır. Şu anda bununla ilgili bir netlik de yok. O arkadaşlarımızın talepleri değerlendirilir. O başka bir şey. Ama şu anda... Çalışılan formülde söz konusu değil. Evet. Biz olduk demek doğru değil. Bir başka yanlış iddia. 18 yaş öncesi sigorta geçerli değildir EYT'de. Halbuki hem EYT olarak da düşünebilsin, normal olarak da düşünebilsin. Belki sen hatırlarsın veya izleyenlerimizin çoğu hatırlar. İş yerlerine gittiğimiz zaman şöyle tabelalar vardı. 16 yaşından küçükler için asgari ücret, 16 yaşından büyükler için. Dolayısıyla 18 yaşından küçükler için de sigorta yapılmış geçmiş dönemde ve bunlar da uzun vadeli sigorta kollarından çalışmışlar. Yani staj ya da çıraklık değil. Dolayısıyla bu primler geçerli, bu giriş tarihi geçerli. Buradaki düzeltmemiz gereken konu şu, 18 yaşından itibaren 25 yıllık sigortalılık süresi başlatılacak. Kadınlar için de 20 yıllık sigortalılık süresi başlayacak. Evet. Ama onun öncesindeki primler ve başlangıç geçerli. Dolayısıyla geçerli değildir, doğru değil. Devam edelim mi? Bir diğer iddiada EYT'li olmak için 7200 ve 9000 güne ihtiyaç vardır. Evet, bu da doğru olmayan bir iddia ve bu da çok konuşuluyor. Ha, şimdi formüller arasında bu var diye haberler yapılıyor. Yani işte 7200 günü olan emekli olacak, 9000 günü olan emekli olacak diye. Buradan yola çıkarak bu varmış gibi konuşuluyor. Halbuki az önce birinci maddede ne dedik? Yasa... aynen eski güne dönülürse 5000 gün isteniyor. Dönülmezse kademeliğe bakıldığında da 5975'i bulan, yani 5000'le 5975'i bulan primle şu anda zaten emeklilik var. Dolayısıyla 7200 ve 9000 gün gibi bir şart şu anda söz konusu değil. Olmayacak. Ama şunu söyleyeyim. 7200 güne ulaşmış kadınlar veya geçmiş, 9000 günü geçmiş sigortalılar da var. Hani 5000 güne, 5975 güne ihtiyacı kapsam var ama... Kapsam oldukça geniş çünkü EYT dediğimizde... Evet, çok çalışmış ve 9000 günü geçmiş de insanlar var. Bunlar için de ayrı bir değerlendirme yapılabilir. O yüzden hani herkes 9000 günü doldurmak zorundadır diye bir şey söz konusu değil, onu söylemiş olalım. Şimdi EYT kapsamındaki kısmi emeklilikte yaş şartı... Yoktur. Bu da doğru değil. Kısmi emeklilik dediğimiz şey EYT kapsamında 15 yıl 3600 günle emekli olmak. Dolayısıyla burada yaş şartı olmaması mümkün değil. Hatta şu anda kadınlar 58, erkekler 60 yaşı bulan kısmi emeklilik yaş şartı var. Onu da söylemiş olalım. Hemen alttaki de onunla ilgili. 3600 günü olan kadın 50, erkek ise 55 yaşında emekli olur. Böyle bir şey de söz konusu. Yaş kotası şu an itibariyle. Burada yaş bir şart. Yani... Sizin 3600 gününüz olacak. Erkekseniz 55, kadınsanız 50 yaşını dolduracaksınız ve 15 yıl geçmiş olacak. 15 yıl geçti yani 99'dan baktığınız zaman. 55 yaşına geldiniz, erkeksiniz ve 3600 gününüz var. Artık siz kısmi emeklilik şartlarını oluşturmuşsunuz demektir. Ondan sonra yaş şartına bakılıyor. Orada da işte 60 yaşı bulan yaş şart var. Yoksa 55 yaşında 3600 günle emeklilik mümkün değil. Tabii bunlar... Doğru bilinen yanlışlar, detayları merak edenler olursa devamını da aktaralım. Bu arada yine merak eden olursa Sabah gazetesinde yazmıştınız köşenizde. Evet, doğru. Bunları açık açık yazdım uzun uzun, sabah.com.tr'de bakabilirler. Bağkur kapsamında EYT'li olanların primine bakılmaz, doğru mu? Şimdi bu, evet, bu da doğru değil. Netice itibariyle Bağkurlara baktığınız zaman, hatta SSK'larda 5975 günü bulan prim varken Bağkurlarda kadında 7200, erkekte 9000 günü bulan, yani 25 yılı bulan prim şartı var. Bakılmaz demek de doğru değil. Askerlik borçlanması 99 sonrası sigortaları EYT'li yapar demek de çok doğru değil. Çünkü bununla ilgili de bir netlik yok. Burada 99 sonrası sigortalı olmuşsunuz ama askerliği daha önce yapmışsınız. Borçlandığınız zaman işe giriş tarihinizi 99 öncesine çekebiliyorsunuz ve 60 yerine 58 yaşında emekli oluyorsunuz. Şu anda bu uygulanıyor. Ha, yasanın içine denir ki 2000
ve sonrası sigortalı olanlar askerlik borçlanmasıyla öne çekerler. Evet. Çektiklerinde de EYT'li olurlar. Bunu da koymuş olurlar. Diğer hemen, başlıkları da hemen. Hemen hızlıca. EYT'linin emekli maaşı hesaplanırken son 3,5 yıla bakılır. Bu da doğru değil. Emekli maaşı hesaplanırken ilk aldığınız maaştan son aldığınız maaşa kadar tüm maaşlar 3 dönem 99 öncesi, 99-2008, 2008 olması hesaplanarak belirleniyor. 3,5 yıla falan bakılmıyor. Dikkat edin ona. EYT'li olmak için toplu para ödeyerek prim tamamlanır. Böyle bir imkan yok. Doğum, askerlik, yurt dışı borçlanması gibi mevzuata uygun borçlanmalar dışında ben kredi çekeyim, eski günlerimi parasını satın alayım, emekli olayım. Böyle bir şey de yok. 5 milyon, 10 milyon EYT'li var. Bu rakamlarda uçuşuyor. Onu zaman zaman konuşuyoruz. Orada da bir netlik yok. Şimdi bunlar da EYT'li olacak. Yani 2000 yılında işe başlayanlar da EYT'li olacak diye de konuşuluyor. Baktığın zaman 2000 yılında sigortalı olmuş birisi 7000 gününü doldurmuş. Yılını da yıl zaten şartı yok. Dolayısıyla emeklilikte yaşa takılmış. Ama 99 yasasıyla bir ilgisi yok. Onu da düzeltmiş olalım. Önümüzdeki günlerde sıkça konuşmaya devam edeceğiz. Uzun bir mevzu, biraz hızlı anlatmaya çalıştım ama işte birçok bu dolanan laflara dikkat etsin özellikle EYT'liler. Doğru bilgiyi almaya çalışsınlar. Hani EYT'liler... Şöyle oluyor, siz hayal satanlar var. Sizin hoşunuza çok gidecek fazla cümleleri söyleyerek sizin ilginizi çekebilirler. Siz gerçeklerin peşine düşün. Ben hep bunu söylüyorum.